Hareketli, hapis olmuş karakol. Vay haber halin mi? Youtube bütün gece halis gördün değil mi? Ekim başında tek dersen dolayı tekrar okula gitmem gerekiyor Saçma sapan yurt parası vermem lazım Aa ama bir şey söyleyeceğim ya ya bu konuda bir bok yapacak kimse yok mu gerçekten ya? Aa Çok fena oldum. Ben depresyona girdim. Acayip baskı var evde. Tekrar hazırlanma stresi var. Hayallerim Aa, ne yapıyor Melis? Aa, nasıl bütün hayallerim boşa gitmiş olabilir? Bu sene olmadı diye ne oluyor ya? Tüm gün tüm gün bunun için mi ağladın? Ya arkadaşlar yemin ediyorum size gerçekten bir şey söyleyeyim mi? Bugün Yerleşemediniz diye kendinizi yerden yere atıyorsunuz ya atıyorsunuz biliyorum ee, bir türlü içinizdeki o hisse gitmiyor atlatamıyorsunuz ee, ya da ne bileyim of neresi gelirse gelsin yazacağım bir yer diyorsunuz ne yapıyorsunuz ya kendinize ne yapıyorsunuz Allah aşkına ya bir şey söyleyeyim mi Allah belanı versin hayat o kadar uzun ve o kadar geçmiyor ki <laughs> bak yemin ediyorum size. Geçmiyor abi geçmiyor. Zaman geçmiyor be. Sabah bir erken uyanıyorsun zaman geçmiyor akşama kadar. Evde oturdun mu ettin mi? Bir sene ne ki ya keşke. Keşke şöyle bir. Ya ben abi ben gitmiyorum lan Dumlu Pınar falan. Bana ne ya ben gideceğim ben tiyatro okuyacağım. Ben hazırlanacağım ya konservatuara deseydim. Keşke deseydim. Köpekler gibi pişmanım. Köpekler gibi pişmanım. Öyle bir pişmanım ki hem de. Abla, annem bir sene daha olmazsa bir daha hazırlanmama izin vermeyecek, öyle diyor. Sebebi ne peki bunun? Maddi bir sebep mi? Seni, çünkü bir sene bir şehirde okuturken de aynı masraf olacak, tekrardan aynı masraf olacak. Eğer öyle olacaksa da sana tavsiyem şu olsun, yaz bir yeri, yerleş. Ama sen bütün bir sene hazırlanmaya devam etsin ama de ki kendimi denemek için gireceğim de istediğim bölüm mi anında "Aa ben ayrılıyorum buradan." de. Allah aşkına yapmayın abi kolay kolay öyle pes etmeyin yani. Sizin hayatınız söz konusu ya. Vallahi hayatın söz konusu. <laughs> Aa! Melisa o kadarı olmaz. Hayır olmaz abi o kadar. O ne demek ya? Lan 2022 senesinde nasıl okutmak istemiyor? Ne demek o ya? Çalışmak kolay mı? Sen ne istiyorsun? Yo ben biliyorum zaten kabus gibi aileler olduğunu. Yok hepsinin çok net farkındayım yani. Elektrik elektronik mühendisliği istiyorum. O zaman o zaman oturup hazırlanman gerekiyor tekrardan. Eğer olmuyorsa. Yani yerleşemedin. Değil mi doğru anlıyorum? Yerleşemedin. Tamam okey. Okey. O zaman sen en azından yani sana çok ufak hani belki de bu işe yarayabilir. Ek tercih yap. Gelebilecek yerleri, mutlaka geleceğini düşündüğün yerleri yaz. Otur bir sene hazırlan, hazırlan düzgünce. Bu arada şey de yapabilirsin. DGS sınavı o kadar da zor bir sınav değil. Hani e, belki de benim öyle arkadaşlarım vardı çünkü iki yıllık elektrik okuyup ardından mesela DGS ile mühendisliğe geçen insanlar vardı. <laughs> Sen anıma bir sakinleş ne yapacağını düşün. Yani ne yapacağını düşünelim hep beraber. Böyle bir mantık olamaz çünkü. Bu arada yani şunu da söylemekte fayda var. Ee, hani eğer ki hani üniversiteyle alakalı bir hayaliniz yoksa abi yani üniversiteye de mahkum değilsiniz ya. Yani gerçekten değilsiniz. Tabii ki de okumanız e, yani Size çok farklı bir hayat bakış açısı kazandırıyor, çok farklı dostluklar kazandırıyor, çok farklı tecrübeler kazandırıyor ama olmayınca da böyle Allah'ım ben ne yapacağım dünyanın sonu geldi ben bittimlik bir şey değil yani. Vallahi o kapı kapanıyor sonra bambaşka bir kapı açılıyor ve benim çok inandığım bir şeydir yani çünkü öyle bir şey var ki mesela eğer sana bir kapı açıldıysa o kapıyı da var ya bir Allah'ın kulu da kapatamıyor yani gelip. <laughs> Melis'cim sen eğer ki gerçekten mühendis olmak istiyorsan güzelim güzelce hazırlanacaksın. Kazanmak için sen elinden geleni yapacaksın. Eğer puanın kesiliyorsa puanın kesildiğinin 40 katı çalışacaksın. Kafanı kaldırmayacaksın. İstediğini alacaksın. Sa Ama sakinleşmen lazım yani. <laughs> Allah belen versin üniversite mezunuyum okuduğum bölümle çalıştığımın alakası yok ve ben sadece madde özgürlüğümü kazanmayı severim <laughs> yani e, benim yazdığım işin uzaktan yakından alakası yok 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 yani ucundan bile geçmiyor ki ben kendi bölümümle alakalı bir iş yapmayı çok çabaladım yani iki sene iki buçuk sene iş aradım ya iki buçuk senenin her günü iki senenin her günü oturdum iş aradım yok anam yok yok, yok. yoktu yani Demek ki burada bir şey varmış. Burada ne oldu? <laughs> Çünkü bir şeye atılmadan yani bilemiyorsun ki. Ben de çok çalıbaladım. Engel. <laughs> Hakkı. Ha mesela Hakkı abi bak Hakkı gemi okudu. Gitmek istemedi ama yani adam. Gitmek istemedi. Bak o da oturdu mesela yayınlarını açıyor. Kütahya'ya yerleşti. Yani hayat dediğin şey hiç sabit durmuyor ki. Bir anda değişi veriyor her şey. Bir anda sen bir kapıyı kendini açabiliyorsun. Bazen başkaları senin için açabiliyor. <laughs> ya sus be Hadi defa git o zaman. Hadi git bakalım. O anlattığın gemi hikayelerinden sonra hadi bir git bakalım. Salak mı ne ya? Nur Aliçe, hoş geldin, hoş geldin. Ne yazık ki öyle, evet. Ne yazık ki, hem de çok üzücü konular ya. Yani. Sizin için e, tek dileğim ve duam şu olsun efendim. 30 yaşınıza geldiğinizde umarım keşke ben 18 yaşımda yumruğu masaya vursaydım ve ben ne istediğimi biliyorum ya. Hem de ben ne istediğimi yani 6 yaşımda Altı yaşından beri biliyorum ya. Ne olur ben hayır bunu istemiyorum ve yapmayacağım demezsin yani dememe pişmanlığını umarım hiçbir zaman yaşamazsınız çünkü korkunç bir pişmanlık. Umarım ve ne yaparsanız yapın e, neyi başarırsanız başarın neyi elde ederseniz edin. Hayal ettiğiniz şeyi elde etmediğinizde e, onlar bile bir tık eksik kalıyor. Umarım hiçbir zaman pişman olmazsınız hiçbir zaman. Ya Nuraliçe tebrik ederim. Tebrik ederim. Çok daha güzel şeyler olsun umarım senin için. Yani evet yani hayattaki en önemli amacınız şu olsun ya okey dizginler şu an benim elimde değil bu bu sebeplerden peki ben bu dizginleri nasıl elime alabilirim ne yaparak elime alabilirim ben nasıl bütün bu kontrolü kendi elime geçirebilirim. Hayatınız boyunca attığınız adımları hep buna göre atacaksınız. Yani ben tek başıma karar alma noktasına ben nasıl gelebilirim? Emin onun konuyu oraya getirdiğinizde ya hayır abi ben hani böyle at arabasında arkadan giden olmak istemiyorum. Ben arabada oturmak istemiyorum. Yani ben atı alıp böyle üstüne binip böyle dıgıdık dıgıdık dört nala gitmek istiyorum diyorsanız ya. O dizgine nasıl ulaşacaksınız? Nasıl halledeceksiniz? Onlara bakacaksınız. <laughs> bir şekilde de olacak ya. Vallahi bir şekilde olacak gerçekten. Bir şekilde de olacak yani. O yüzden tamam ağlamışsın. Bugün ağla. Yarın başka türlü uyan. Yarın al bir defter kağıt kalem de ki ben biraz parka gideceğim. İşte ya da ne ben biraz yürüyüşe çıkacağım. Kahve içeceğim. Carçurt de. Termosun varsa al termosuna kahveyi, Bir çık bakalım dışarı bir yaz çiz. Ne planlıyorsun? Ne yapacaksın? Ne edeceksin? Ona göre bir karar var. Çünkü aslında yani şu anda o kadar kararsız bir ortamda yaşıyoruz ki hepimiz. Hepimiz için geçerli bu. Ne yazık ki karar mekanizmalarımız da yani çökmüş durumda. <laughs> hani ne istediğimizi bilsek bile bir çözüm üretemiyoruz. O yüzden yani yazıp çizmek bir tık mantıklı yani. Bir bak bakalım, bir düşün. Ne yapabilirsin, ne yapamazsın. Tabii ki de aynı şartlarda olmadığımız için ben şu anda çok tuzum kuru da konuşuyor olabilirim sizin için. Çok da özür diliyorum hepinizden. Bunu hani tuzu kuruluğundan değil, aynı süreçlerden geçip e, hani farklı yol izlemiş bir insan, bir ablanız, <laughs> bir kardeşiniz olarak konuşuyorum sizinle. Yani kriz varsa eğer o krizi nasıl çözersiniz, nasıl altından kalkarsınız onu düşünün. E tabi daha pek çoğu da çok küçüksünüz. Kiminiz hala 17'siniz, 18'inize girmediniz, daha yeni gireceksiniz edeceksiniz. E, kiminiz daha 19 yaşında ikinci kez hazırlandı bir daha hayal kırıklığına uğramış gibi hissediyor. Kiminiz daha büyük bir bölümü bırakıp artık kendi istediği kısma gitmeye çalışıyordu ama gidemedi. E ama dediğim gibi yani ne olursunuz oturun bir bir yollarınıza bakın. Nasıl yol alabilirsiniz? Şey de değil yani bu arada. İşte aile öyle mi diyor o zaman rest check ve ne yapıyorsun? Hayır her ailede öyle değil ne yazık ki. Her ailede e, oturup dinlenmediğinizi e, ben çok iyi biliyorum ne yazık ki. E, çünkü bana DM'lerinizle, çete yazdığınız şeylerle, YouTube videolarının altında yorumlara yazdığınız şeylerle bunu çok çok gösteriyorsunuz. Ama mesela Oradan nasıl kopabilirsiniz? Bunun yolu nerelerden geçiyor? Onlara falan bir bakın edin ne olursunuz. Çünkü bir noktada çekilmiyor. Evet biliyorum. Ama dediğim gibi yani hani yemin ediyorum şu anda böyle çok şey geliyor, çok zor geliyor, dünya yükü geliyor. Ya ben yapamam edemem. Bomboş konuşuyorsun. Sus. Bir video aç kapatacağım zaten kötüyüm diyorsunuz. Biliyorum. Ama başladıktan sonra da böyle sanki böyle bir çorap böyle sökülmüş. Onu böyle böyle çekiyormuşsun gibi böyle fıtı 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 hepsi geliveriyor böyle bir anda. Ha bir noktada takılıyor böyle ipi böyle çekmek falan zorunda kalıyorsun. Sonra gene fıtı fıtı geliyor. Bir noktada diyorsun ki ya yerler ya keserim ben bunu buradan diyorsun. Başka bir çorabın başka bir köşesini açmaya başlıyorsun. Hayat bundan ibaret yani. <laughs> Umarım sizin için dediğim gibi e, hiçbir şey bir pişmanlık olmaz. Umuyorum ki. E, hep de gerçekten e, ne zaman bir şey söyleseniz, etseniz e, hep de bunun için temennide bulunuyorum yani içimden. <laughs> İstanbul gelmedi diye tüm gün bana tavır aldılar ama bilmiyorlar. Ben de İstanbul istiyorum Ay PSX bu şöyle iki İstanbul <laughs> canlarımda mı okuyacaktın? Böyle hiçbir şey olmaz. Aa, ne yapacaklar? Ha. Onlar öyle, onlar hemen geçiyor bu arada. Ay o şehri oldukları şehri kazanmadın mı? Evet ben o uyu biliyorum yani. Aa, biliyorum o uyu biliyorum. Hep iyi olun, hep gülün, hep mutlu olun gerçekten. Başka var ya hiçbir şey o kadar, her bok o kadar kıymetsiz Allah da belasını versin. <laughs> Sizi üzen her şeyin de inşallah 20 katı belasını versin. Sizi üzdüklerinin inşallah 10 bin, 40 bin katı üzülürler de. Derler sonra, aa benim kimseyi üzmemem gerekiyormuş. Aa benim kimsenin canını yakmamam gerekiyormuş derler umarım. Ah bak işte ettim beddua, tutacak şimdi benim bu bedduam. Al işte. Bana insana zorla beddua ettirtiyorlar. Zorla ya. Aynı zamanda YouTube kanalıma abone olmayı, o videoya bir like atmayı sus. Ulan sus hareket yapma sus hareket. Sus hareketin Allah'ım görürsün. Eee kedimle anlaşabiliyoruz. Aynı çok hayvan sever bir insan.